Merhaba arkadaşlar. Yaklaşık bir aydır bir öksürük sorunuyla boğuşuyorum. Bu nedenle fazla ders de yapamadım. Bugün biraz iyiyim. Şimdi arkadaşlar, çalıştığım iş yerinde, gerçi burada bilgilerini falan sildim, bazı sayfaları da kaldırdım. İşte tahsilat, insan kaynakları, tahakkuk vesaire birimler var. Buradaki arkadaş, şurada da isimler vardı, adı soyadı, bir de sicil numaraları var. Kendisinin şöyle aktarım diye bir sayfası var. Tüm birimlerin personellerinin listesi burada. verilerinin buraya çağrılması konusunda destek istedi. Yaptığım şey şu: burada aktar butona tıkladığım zaman aktarım işlem biraz zaman alacaktır, devam edilsin mi? Evet dediğim zaman tüm sayfalardaki ilgili sicil numaralarını tarayarak, şuradaki sicil numaraları ilgili sayfalarda kontrol ederek bulduğu sicil numarasının karşısındaki verileri bu sayfaya çağırıyor. İnsan kaynakları biriminde çalışan arkadaşların işine yarayabilir düşüncesiyle bunu sizinle paylaşmak istedim. Şimdi bu olayın mantığı ne? Öncelikle 3 tane döngü yapmamız lazım. Birincisi, buradaki sütun sonuna kadar bir döngü oluşturacağız. Şurayı okuyacak. Bunu tüm sayfalarda kontrol edecek. Bulduğu sayfanın karşısındaki şu satırları alıp çağıracak aktarım sayfasına. Hemen beraber kodlarına bakalım. Burada arkadaşlar X, Y, Z değişkenleri tanımladım. Değişik ihtiyaçlar doğrultusunda. Çünkü burada for Y'yi kullanmışım, Y değişkeni. For Z'yi kullanmışım, işte Z değişkeni vesaire. Aranan string tipinde bir aranan değişkeni tanımladım. Bir de bir mesajın cevabının şu sor değişkenine aktarılması için sor diye bir byte tipinde bir değişken, aktarım sayfasının I2'den AD35'ine kadar önce temizletiyorum. Yani şuradaki sayfadaki verileri önce temizliyor. Temizledikten sonra soru soruyor. Aktarım işlemi biraz zaman alacaktır, devam edilsin mi? Eğer hayıra basılmışsa buradaki prosedürden çıkıyor. Aksi halde alta devam ediyor. X değişkeninde 2'den 35'e kadar bir döngü. Niye 2'den 35'e? Çünkü gördüğünüz gibi ikinci satırdan başlıyor. İşte 30'a kadar yazmışım. Birkaç tane aşağıda vardı, sildim herhalde. Yani 30 da diyebiliriz arkadaşlar. 2'den 30'a kadar. Yani 500 personeliniz varsa 2'den 500'e kadar, 1000 varsa 1000'e kadar diye sonunu ayarlarsınız. Aranan neye eşittir? Aktarım sayfasındaki AX. Yani ne arıyoruz? İlk döngümüz olan A'nın X'i, yani A2, sonra aran A'nın 3'ü, sonra 4'ü, 5'i diye gidecek. Böyle bir döngü. Eğer aranan, bir döngü daha yaptım bu sefer. Bu da tüm sayfalar arasında dolaş. For Y eşli 1 to sheets, yani sayfaların sonuna kadar eksi 2. Niye eksi 2 dedim? Sanırım orada aktarımın yanında bir sayfa daha vardı burada. Bunun içindir. Yani bunu da işin içine katmamak için eksi 2 dedim. Ha, bu sayfa yoksa örneğin bunu sileyim. Eksi 1'e kadar. Yani bu aktarım sayfası dahil olmasın diye, onda da arama yapmasın diye eksi 1 yaparsınız. Eğer en son sayfadaysa zaten eksi 1 dersiniz. Ama mesela bu sayfadan sonra birkaç sayfanız daha varsa oradaki sayfa sayısı kadar da çıkarmanız gerekir ki döngüyü tamamlasın. Şimdi bu sefer ne yapıyor? İlk döngümüzde yukarıdan aşağıya doğru bunu okuyor. Sonra tüm sayfalar arasında dolaşmak için bir döngü oluşturuyoruz. Eğer sheets Y, yani for Y'deki gördüğünüz gibi, bir de şöyle bir döngümüz daha oluşmuş. Örneğin sheets 1'e geldi. For Y 1'den başladı. Yani ilk sayfaya geldi. İlk sayfaya gelince yine buradan aşağı doğru bir daha bir tarama yapması için bir for'a daha ihtiyacımız var. Bu sefer for z 7 to 500 demişim. Niye 500? Burada 500 tane personel olabilir. 1000 tane personel olabilir. Önemli değil. Ve buradaki sicil numarasına baktığım zaman toplam 8 rakamdan oluştuğunu gördüm. Dolayısıyla buradan 500'e kadar git ve şurada ne yazmışız? Eğer seçilen sayfadaki B'nin Z'si, yani B'nin Z'si dikkat ederseniz 7'den başlıyor. 7. satırda olduğu için. Bir de iki tane satır birleştirilmiş gördüğünüz gibi. 7, 8. satır birleştirilmiş. 9, 10 birleştirilmiş. Böyle ikişer satır birleştirilmiş.
Eğer seçilen sayfanın B'nin Z'si, Z nereden kaçtan başlıyor? 7'den başlıyor. B'nin Z'si 8'e eşit değilse, len yani karakter uzunluğu 8'de eşit değilse buradaki sayfanın aramasını tamamlamışsın demektir. Çık. Exit for. Yani geliyor. Burada bakıyor. 8 karakteridir. Tamam. Aranana eşleşiyor mu? Hayır. Buna geçiyor. Arananla eşleşiyor mu? Hayır. Aranan nedir peki? Şuradaki sonu 111 olandır. Bakıyor. 111 değil. 111 değil. 111 değil. 111 değil. 111 değil. Buraya geliyor. Burada da bakıyoruz. 8 karakterden fazladır. Yani 8'e eşit değildir. Çünkü bütün sayfa yapıları birdi. Dikkat ederse hepsi bir. Dolayısıyla 8'e eşit olmadığı için bu sayfayı tamamladığını kabul ediyor. Ve bu sefer ikinci sayfaya geliyor. Yine buraya bakıyor. Eşit mi? Değil. Buraya geldiği zaman da 8'i geçtiği için bu sayfayı da tamamlamış oluyor. Ta ki 111'i buluncaya kadar. 111'i nerede buluyor? Burada buluyor. Burada bulduktan sonra hemen karşısındaki şu rakamları hepsini çağıracağız şimdi. Nasıl çağırıyoruz? Şurada gördüğünüz değişkenlerle. Eğer taradığın sayfadaki B'nin Z'si aranana eşit ise, aranana eşit ise aktarım sayfasındaki I'nın X'ini işte shift Y'nin A, I, Z sütunundan getir. A, I, bakın A, I burasının Z'sinden getir. Yani burayı getir. Sonra şunu getir. Şunu getir diyerek hepsini aşağı doğru dikkat ederseniz yazdım. Ve end if. Sonra next if for'ları da next'le kapatarak aktarım sayfasını seçip aktarım tamamladı mesajıyla döngümüzü tamamlıyoruz arkadaşlar. Böyle bir iş yapıyorsanız işinizi kolaylaştıracaktır. Hemen denemesini yapalım. Buradan aktarıma tıkladığım zaman evet'e basıyorum ve gördüğünüz gibi tüm verileri getiriyor. İlk yapmanız gereken geliştirici sekmesine gelmek. Eğer geliştirici yoksa şuradaki butonların üzerinde sağ tuş şeridi özelleştir diyeceksiniz. Sizde burası işaretsiz olacaktır eğer geliştirici yoksa. Sağ tuş şeridi özelleştir diyeceksiniz. Geliştiriciyi işaretleyip tamam diyeceksiniz. Geliştirici sekmesine gelip şuradaki ekleden şuradaki butonu sayfanın herhangi bir yerine çizip içine çift tıklayarak şu yukarıda yazdığım kodları buranın içine yazacaksınız ve olay bitecek. Tabii ki sayfanızı da farklı kaydet diyerek ya makro çalışma makro ikili çalışma kitabı veya makro içerebilen çalışma kitabı diye kaydetmeniz lazım öncesinden arkadaşlar. Umarım işinize yarar. Yine dediğim gibi arkadaşlar hala öksürüğüm devam ediyor. Dersleri aksattığımı düşünmeyin lütfen. Başka derslerde görüşmek dileğiyle hepinize başarılar diliyorum.